Tamam, tamam Süheyl. Kapıcını alırım ben anahtarları. Tamam, önce bir baksınlar eve, dönerim ben sana. Sağ ol. Ne dedi? Bir baksınlar eve, konuşuruz dedi. Kendisi zaten Amerika'da, ilk seneden önce dönmeyecek. Yalnız evde eşyaları falan varmış. İstersen depoya kaldırabilirsin. Gel, senin evinde de fazla eşya yok. Yani yine sen bilirsin. Fırat, deniz kenarında bahçeli kocaman ev. Kirası kaça? Onu benimle konuşacaksın. Ah, sevinmeyeceğim. Sevinmeyeceğim. Olmadan sevinmeyeceğim. O zaman ev sahibine iyi geçineceksin. Hı? İşlem tamam efendim. Deniz ile Can kavga etmeye başladı. Asayiş Berkemal. Kızımız cici cici anlattı olanı biteni. Biz de pizzalarımızı aldık geldik. Fırat hala gitmemişsin. Şadiye, ev bulduk. Hem de deniz kenarında. İnanabiliyor musun? Hı? Taşınacağız oraya, sana çok güzel bir oda yapacağız. Tamam mı? Her şey yoluna girecek bir tane. Çok güzel olacak her şey. Gel Mehmet. Yavaş ol. Dur. O bu eve giremez. Deli misin, nesin be? Ne demek giremez? Hasta çocuk. Giremez işte. Sen bu kızın hayatına kıydın. Kumar oynuyor oynuyor. Uçurumun eşiğine getirdin. Hepimizin hayatını tehlikeye attın. O yüzden sen bu eve giremezsin. Şşş. Narinim. Ben tövbe ettim. Artık bir daha öyle şeyler yok. Bak görürsün. Söz. Yok. O girerse ben giderim. Ya git. Gidersen git be, senin zaten durduğun kabahat. Ne yapacağız, abimi sokağa mı atacağız? Git. Git hadi, defol. Git. Hı, yazıklar olsun sana. Sana müstahap bütün bu olanlar zaten. Kafasız Şadiye, aptal Şadiye. Sen küçükken kokmuş börekleri de yerdin. Çek şimdi. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum o zaman. Ne halisin sen? Narin, dur Narin. Bırak ayağını. Çekil. Narin, çekil. Kızım. Çekil. Narin. Bırak. Narin. Bırak. Narin kızım, dur. Kardeşim. Gel oğlum, gel. Gel, gel. Boş ver, gel. Allah Allah. Gel. Dur, ah ben Narin'im ya. Ah ben Narin. Yavaş, yavaş ol. Yavaş. Geç otur şöyle. Aman pek sevindim. Hala açıksınız bu saatte. Saçımı kestireceğim. İclal Hanım yok mu? Yok İclal abla. Şey ben varım, ben kesebilirim. Beğenirler yani benim kesimimde bayan. Biz önce bir hesabı keselim. Hı? Böyle dükkan köşelerinde yatan öğrenciden hayır gelmez. Ben boşuna veriyorum bu bursu diye düşünüyorum. Kaç gecedir burada kalıyormuştu? Yok. Yok Hafize Hanım, ben temizliğe kaldım İclal ablaya şeyden. Bir de gözüme baka baka yalan atıyorsun. O eve dönemem artık. Olanları anlattılar. Necati Bey'i aramış komşumuz. Hadi toparlan bakalım. Benim eve taşınıyorsun. Saçımı da evde kesersin artık. Olmaz. Ben kimseye yük olmak istemem. Ev iyiyim ben böyle. Çarşıdaki hamamda arada yıkanıyorum, üstümü falan değişiyorum. Parkta da ders çalışıyorum zaten. İclal abla da müsaade etti burada kalmama. Tamam yani. O fikirsiz İclal burada kalmana müsaade edene kadar kendi evini alamadı mı seni? Ya şimdi onun komiser sevgilisi var. Şimdi öyle akşamları yatıya geliyor her gece. Ya böyle de dedikodu yapar gibi münasebetsiz oldu biraz ama. Yürü çocuğum, yürü.
polisi aratıp yetiştirme yurduna attırtma kendini bana. Sinirimi oynatıp. Ne sandın? Narin, yardım istemek insan olmanın bir parçasıdır kızım. Bunda ayıplanacak bir taraf yok. İhtiyacın olduğunda yardım isteyeceksin. Canım ne biçim çocuksun sen? Gecenin bu saatinde benim gibi yaşlı başlı kadını dikmiş karşısına dil döktürüyor. Yürü bakayım toparlan hadi. Ağlama be Şadiye. Ağlama be güzel kızım. Bak kadın buralara kadar geldi, aldı götürdü Narin'i. Orada rahat eder hiç olmazsa güzel kızım. Hadi biz evimize gidelim. İyi ki aramışız Necati'yi. Hadi Şadiye. Hadi güzelim, hadi benim canım. Hadi kızım. Şadiye, iyi değil mi burası? Ya abla iyi, ne demek abla ya? Çok çok güzel bir yer burası ya. Var ya, hele şuradan çıkınca böyle denizler ya. Oh vallahi mis gibi ha. Çok güzel olacak. Kızlar uygun musluk bulundu. Bana bir tane İngiliz anahtarı buluyorsunuz. Ben gidip bunu takayım. Hadi. Sen? Ben tabii, ne oldu? Beyin ameliyatı yapmayacağız, musluk takacağız. Bana bak, Necati abi aradı, gelip elektrik işlerini halledecekmiş. Hiç elektrikçi melektrikçi aramasınlar dedi. Eyvah, yandık. Neyse canım, kendi düşen ağlamasın. Enişte. Bak, yardıma mardıma ihtiyacın olursa var ya, hemen sen bana seslen, ben bir koşu gelebilirim ya. Surata bak ya, şu surata bak ya. Ya senin neyine? Sen var ya, sen yüzünü yıkarken senin hizmetçilerin şey yapıyordur, açıyordur o musluğu ya. Anmanın çatağına bir korum seni, görürsünüz. İngiliz anahtarı. Ay. Şadiye canım, gel biz çıkalım biraz dışarı. Ben şöyle sahile yakından bakmak istiyorum. Abla, abla şu güzelliğe bak ya. Çok müthiş bir yer burası ya. Abla, şuraya bak ya. Burnumuzun dibinde bak, spor yaparız burada ha. Şahsi spor salonumuz var gibi vallahi billahi. Evet, sabahları erkenden kalkıp yürüyüş yaparız. Akşam yakamıza bakarız. Çok iyi gelecek Şadiye burası bize, çok iyi gelecek. Düşünsene, böyle bir yerde yaşayabileceğimizi hayal edebilir miydin ya? Abla be, Deniz ilk gördüğümüz yeri hatırlıyor musun? Erdoğan abilerle plaja gittik hani. Çok güzel. Abla, burası deniz mi şimdi? Deniz. Denizler dünya yüzeyini %70 kaplamaktadır. Yeryüzünü kaplayan 1,3 kilometre hacimle dünyada bulunan su varlığının %96,5'ini oluşturmaktadır. Öğren bunları, öğren Şadiye Yılmaz. Sen istedin. Şu anda su varlığının 1,000,000'ı ile Narin Yılmaz donuna kadar ıslanmaktadır. Öyle mi? Erdoğan biliyor mu? Bu kızlar daha önce hiç denizi görmediler de. Bu çocuklar daha önce ne gördü hayatlarında be ümmü? Bir kuru ekmek, hep dayak. Çocuklar ne gördü ki hayatlarında? Narin! Narin! Şahane bir yer burası. Çok güzel. Ay canım benim ya, dayanamadı geldi. İnanmıyorum yardıma. O günden beri ilk defa geliyor. Şahadiye sakın bir gerginlik çıkarma akıllı ol, tamam mı? Tamam, tamam be. Ne güzel eğleniyorlar değil mi? Biz hiçbir zaman onlarla böyle eğlenemeyeceğiz. Bizi insan yerine koymayacaklar. İşlerini almayacaklar. Bunların böyle hepsi birer birer gidecek.
Hepsi çıkacak böyle ablamın hayatından. Bir tek ben olacağım gene. Eskisi gibi. Ya şunun haline bak Allah aşkına. Ya bir de biliyormuş gibi gidip atlamıyor musun her şeye? Of! Öğrenecek ablası, öğrenecek. Yapa yapa öğrenecek. Git şu üstünü değiştir, sırılsıklam olursun ya. Kızlar pardon. Aa, Sermet Bey de gelmiş. Ya işte, Şadiye'nin patronu ya artık adam. Kız yanında çalışıyor. Ben de sesimi çıkarmıyorum. Arada böyle alıyor, götürüyor falan. Canım benim ya, iş ederim o adam. Aferin oğlum. Merhaba hanımlar. Mekan güzelmiş Nalan. Hayırlı olsun. Sağ ol. Nasıl geçti ön soruşturma? Güzel. Toplantıya çağırdıklarına göre iyi yoldayız. Bundan sonra çok dikkatli olmamız lazım. Şimdi önden bir 6 milyon dolarla yemleyin. Ardından bir bu kadar daha gelecek dersiniz. Her şeyi birebir kaydetmenizi istiyorum. Belgeler olmazsa girdiğimiz bütün risk boşa gidecek. Hadi bakayım göreyim sizi güzel gidiyorsunuz. Basın düğmeye. Tamam. Bir ay sonra kelepçeyi vurduracağım sana Sermet Efendi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.